Efendim selamlar bugün Rocket League'e gelecek olan 4 gün sonra sezon 7'yi inceliyoruz Daha doğrusu Yaman Oktan'a bakacağız Trailer yayınlandı onlara bakacağız Direkt geçelim Burada ekranda karşılığım size diyor ki davetlisin Allah razı olsun davetli olmasak herhalde sanki Oyunu oynayamayacağız gibi bir şey mi yaratmak istedim anlamadım ama Neyse davetlisin yazmışlar Sezon 7 15 Haziran'a başvurmuşlar Ve burada böyle bitiyor Tabi bu videonun konusu ne olacak Hemen alt atıyorum şuradan pencereme geliyorum ve şu traderi bir izleyelim bakalım. Bir de sesini kısayım çok fazla ses var. İzleyelim bakalım. Sonra buradaki notları okuyacağız. Sonra da yorum yapıp videoyu oradan kapatacağız arkadaşlar. Bakın şimdi şurada bir tane Rolls Royce arabamız var. Bir daha göstereceğim. Burada bir tane Rolls Royce değil tabi ama Rolls Royce'e çok benzeyen bir arabamız var ve Arabada şöyle bir anka kuşu detayı dikkat çekiyor. Şimdi anka kuşu normalde yani düz arka kuşu ne var bunda diyebilirsiniz ama bu detayı başka bir sekansa daha göreceğiz. Bir izleyelim. Gayet şık bu arada hiçbir sıkıntı yok. Burası da yeni stadyum. Onu da söyleyeyim. Burada oynanış var. Biraz daha kısacağım sesini. Burada saçma sapan bir başlık yani şu başlıkları adamlar salmıyor. Oyunun derdi şey zannediyorlar hani böyle güzel başlıklar getireyim, güzel arabalar getirelim, güzel pesler getirelim. Eyvallah o doğru da yani rank sistemi falan bunları hiç keşke e, yer verseler hiç yer vermiyorlar bunlara o yüzden biraz eksik buldum. Şu anlık devam işte lüks roket pes olduğundan bahsetti. Şurada ki işte lüks roket pes arabanın adı Maestro Rolls Royce yani. böyle bir e-spor kart kartına demişim E-spor gol patlaması var G2 takımı. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu bir kere roket besse gelmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu bence şurada gösterelim uygulamalı olarak. ve mağazası diyorsunuz. Ha bu arada ön mağazasında mutlaka mı mutlaka ve samimi buluyorsanız desteklemek istiyorsanız içerik ve destekli diyorsunuz. Ve buraya küçük harflerle ID'ye yazıp kodumu kullanırsanız ve eşya ee, eşya mağazasına bir şey satarsanız, bana destek olmuş olsun böyle güzel bir taklif görüntüsü gelmiş e, bilginize şimdi şurada gelebilir espor mağazası G2 takımı muhtemelen Kuzey Amerika'da tamam değilim böyle esporla ilgilenenler düzeltilmedi ama aynen G2 Kuzey Amerika'daymış mesela G2'ye tıkladığınızda burada sadece çıkartmalar var ya gol patlaması falan da gelecek öyle düşünebilirsiniz Gerek. devam edelim ya yani şunu niye koyuyorlar mesela ne ala sanki oyuna yeni gelmiş bir heykel gibi stadın dışında bir heykel kimse de takmıyor bu. neyse ya yani bu arada çok e, durdurarak ilerliyorum ama hani biraz da böyle deneyelim dedik bakalım Ütopya <laughs> Gez Gilbert Gilbert ne demek lan İngilizce ama yenilendi diye çevirebiliriz yani Ütopya Kolezyumu böyle yeni görünümünü aldı diye çevrilebilir dur lan bakacağım çok merak ettim İngilizce. Yaldızlanmış. Oha çok bayağı şey bir kelimeymiş lan. Go the to tournament rewards. Turnu ödüllere. Feneke bir böyle şey takmışlar. Silvas şapkası ve Glorious Pro Tire Rewards. Görkemli işte 70. kademeden sonraki ödüller de çevrilebilir. Ve bak bu harbiden çok güzel. Şimdi burada ne gördük biz? Gelelim bir daha. Burada şu Rolls Royce'un Ulan Rolls Royce kaçtı şurada bir lan, Şurada bir anka kuşu var değil mi? Burada da bir anka kuşu var. Şimdi bunu ifade ediyor. Anka kuşunun anlamını bilmeyenler için güzel bir anlamı var. O da yeniden dirilmek böyle tam ölecekken işte yeniden doğuş diye simgelenebiliyor anka kuşu. Bazı işte şeylerde yazılarda ne bileyim bazı geçmişte böyle simgelendi durumlar var. Bu arada bunun dışında gol patlaması çok güzel. Şimdi ben de buradan şu anlamı çıkardım. Hani Rakıldık galiba kendi böyle hani çöküşünün de farkına vardı. Çünkü onu da göstereyim. Rakıldık in Charts yazalım şuraya. Çünkü yani ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar şimdi buradan bir yıl yapıyorum. Bak bir yıldaki oyunu düşüne bak. Bak bak. Roller coaster gibi bir Yukarı çıkıyor hop serbest düşüyor. Sonra bir serbest düştü. Bir yılda oyunun oyuncu sayısı yarı yarıya düşmüş. Peki iki yılda ne kadar düşmüş? Bak. O Epic Games çıktı burada oyun patladı. 2 yılda 3 katına düşmüş. Şimdi oyun bir nevi ölüyor. Rocket de bunun farkına vardı herhalde. Ki benim umudum yok ama yeniden böyle doğuş adına bir sezon getirmeye çalışıyorlar. Tabi dediğim gibi önemli olan sezonun Rakıt pesi değildir ya yani, rakıt pesi de önemli tabi ama sezonun ne kadar keyif verdiğidir rekabet sisteminde kitlesinin ne kadar iyileştiğidir ne kadar de e güzel bir maç deneyimi yaşadığınızdır esas önemli olan şeyler bunlardır diyerek devam edeyim bunları da yapmak için ban sistemini geliştirebilirsiniz i̇şte ne bileyim türlü türlü şeyler yapabilir. ben bir oyun geliştiricisi olmadığım için onu bilemem ama fikir tavsiye verebilirim ve böyle bir şey var Şimdi. It's time to find your fortune Demişler Yani bir nevi şansını bulma zamanı diye. Yani böyle şans dediği de hani lüks şeyler var ya arkadaşlar. Onları değmişler Bir okuyalım bakalım ne yazıyor Burada gördüğünüz gibi Utopia Kolezyumu'nun Yenileneceğinden bahsetmiş ki Bence saçma abi niye saçma onu söyleyeyim Geçen sezonun bir tanesi tadı Yenilediler ya birbirinin aynısı var ya Bu kadar saçmalık olamaz O stadyumda gidip Bakabilirsiniz. Season 6 Stadium yazı çıkar zaten. Burada işte laf satası yapmış. Işte bir sürü Black Market geleceğinden bahsetmiş. Kırmızı avlar, görkemli zeminler falan diye. Sezon 17 hoş geldiniz demiş. Şimdi buraya geçtim. Turnuva ödülleri yenilendi. Utopia Kolozumu yalnızlanmış şekilde Türkçesi. Bu da yenilendi diyor. Buraya da geçtim. Şimdi bu fotoğraf bu arada baya güzelmiş. Hatta ben bu fotoğrafı tanımlayalım yapayım arkadaşlar. Ya. Şuradan kırparız, güzel bir font çakarız buraya tam bu fotoğraf. Bayağı güzel yani. Şimdi Roket Pass'te neler var? Bir bakalım. Sushi Roller Wheels. Yani sushi dön roller rol döndürmek demek gerçek. yani. Sushi döndürücü tekerlekli de çevirili Türkçesi ama tabii ki böyle bir şey değil. Ondan sonra e, atmosferden bahsetmiş. Aqua Aquarium. player bana Aquarium oyuncu sancağı geleceğinden bahsetmiş. Onun dışında bakıyorum bakıyorum. Karat Katrius bir şey var. ama yani bunların hiçbirinin şey yok abi. Fotoğrafı yok. Onu da söyleyeyim. Marble Floor Decal diye bir şeyden bahsetmiş. Bir çıkartma. Şöyle bir çıkartma gördüğünüz gibi işte bu hani lüks yerlere serilen hallarda var ya onların çıkartması yapmış. Ama niye bu kadar detaya girmişler onu da anlamadım. Değil mi? burada Rocket Base eğer oyunun Harbiden rekabetçi sistemi güzelse ondan sonra böyle çok üstüne durulacak bir şey ama bunlar bayağı durmuş öyle gözüküyor. Introducing Maestro yani Maestro'yu tanıtmış işte bu yeni kart. Ee, en zengin araba olduğundan bahsetmiş. Onun dışında burada araba hakkında bir tarz hikaye bahsetmiş. Golden God yani e, altın tanrılar diyor. Yani niye böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Oo bir dakika. Aa bak bu güzelmiş. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın şimdi bu yenilik. Rocket 5'te biz 70. kademe ulaştığımızda ne oluyordu? Hemen gösterelim. Yine örnekli gidelim. Şimdi 70. kademe ulaştık. Gördüğünüz gibi rastgele boyalı eşyaları atıyor. Ve diyor ki oyun size eğer diyor siz 150 kademe kasacak kadar işsizseniz gözünüzü karattıysanız Golden God diye bir şey var. Altın tanrılar diye geçiyor bu Türkçesi. Ben sizi bu kademeye atlatıyorum. Burada daha güzel eşyalar çıkıyor ama some of these yani güzel eşyalardan bahsediyor. Yani daha dikkat çekici eşyalardan bahsediyor. E, 150. kademe ulaşanlara verilecek. Şimdi bonus features demiş. Yani bonus özellikler. E, bakalım ne var abi. Burada yine hikaye anlatmış. Arenadan basmış. Arena'da da bu şekilde arkadaşlar. Yani beğendiniz mi? Bilmiyorum oynayınca göreceğiz ya. Şu an ilk görünüş şu eh yani. Onun üzerinden 5 benim için. Onun dışında zeminin değiştiğinden bahsetmiş stadyumu. God Next Player Banner diye bir şey gelmiş. Bu ne için ama bir dakika. Biraz okuyalım. Ha, turnu ödüllerinden bahsediyor. God Next diye bir oyuncu sanca. Nunya Roasted Wheels diye bir tekerlek gelmiş. Dunker Goal Explosion yani smaççı gol, exp, gol patlaması ama dediğim gibi bir fotoğraf yok. Aa bak tekerlek bu galiba. Ama gold patlaması hakkında bir şey yok. Tekerlekler şunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun dışında şansınızı test edin diyor. Select forward to series. Bu ne abi? Aa bak bu değişik. Aa bak bak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olmuş. Bu sezon yük sezon işte kasino, Şans hani talinesi deneyim diye geçiyor ya. Adamlar yeni bir şey çıkartmış, şablon çıkartmış ve bu şablon da şey çeviriyormuş. E, Döller, panjlerler gol patlaması, hipnotik zomba tekerlekleri ve interstellar çıkartması işte şansınıza göre çıkarsa yeni bir şeyle geliyor, şablonla geliyor. Ve e, custom training pack yani e, özelleştirilmiş antrenman paketlerinde ee, şey olmuş. E, güncelleme olmuş arkadaşlar. Onun dışında Lastly Clear Your Schedules falan diyor. işte takvimlerinizi ayarlayın diyor. Ee, yaz, yaz için yıl dönümü etkinliği var. 7. yılı geliyor o League'in. Ondan bahsetmişler. Fakat bunun için biraz daha bekleyeceksiniz demişler. Onun dışında çarşamba 15 Haziran'da başlıyor. Ee, salı günü oyun güncelleme alacakmış ve başka bir not yok. Yani kısa nesi çatlak patlak İngilizcem ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım e, böyle bir derleme beğenmişsinizdir. Videoyu da bu arada durdura durdura gittik. Nasıl oldu? Yorumda belirtirsiniz. Ya şöyle söyleyeyim. Benim sezon bu arada videoda arkada açık kalsın. Sezon 7 ile ilgili beklentim şu abi. Yani beklediğim şey oyuna böyle kozmetikten ziyade ne bileyim abi gitsinler ban sistemini değiştirsinler toksiklerin müsamaha göstermesinler emomarları yükseltsinler, emmarların yükseltilmesi en önemli şey niye biliyor musunuz Çünkü emmarlar düşük kalınca abi Diamond'a bir bakıyorsun Gold gibi işte ne bileyim, Grand Champion'a bir bakıyorsun Şampiyon bir gibi anladınız mı adamlar diyor ki biz nereye düştük hani biraz daha zorlaştırabilirler rank sistemini eski günlerdeki gibi burada da işte oyun anka kuşu falan gözümüze sokmaya çalışıyor. Dediğim gibi biz dililiyoruz havası vermeye çalışıyorlar. Ya bakın ne kadar dirilecekler bunu göreceğiz ama şunu da unutmayın. Bir sezonun iyi olması sezonun ilk bir haftasının iki haftasından ya da roket besinden gelen eşyalardan sadece bunun altını çiziyorum sadece belli olmaz. Oynadığınız maçların kalitesi önemli. Dediğim gibi ne kadar toksik oyuncular var onlar önemli. Yani oyun şey gelir e, sırılabilir bu işin içine ha bana ne yani benim kitlem bu falan de sırılabilir ama bu kitleyi düzeltmekte o okay, keliginin de bakalım e, ne yapacaklar gören. çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar ben hani kendi düşüncelerinden ziyade verileri size sunuyorum bakın kaybediş kaybediş burada bir kazanış kazanış yani oyun bir baktığımızda 10 ayda 7 kere zarara geçmiş oyuncu bakımından ki normalde kara geçmesini bekliyoruz değil mi? Çünkü e, dünyadaki oyuncu sayısı artıyor işte nüfus artıyor falan filan gibi oyun free to play aynı zamanda sistem istenen bir oyun ama bakıyorsun oyun düşüyor yani bir şeyler yapman lazım bunu da inşallah sadece roket pesi yaparak bırakmazlar. Huf uh, dedim ve böyle videolar arkadaşlar. Biraz içimi döktüm size. Roket Pest'i ile ilgili pardon. E, sezon 7 ile ilgili beklentiniz neler bilmiyorum ama benim çok bir beklentim yok. Geleceğiz falan diyorlar. Onu dediğim gibi göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı mal etmeyin. Beğenmediyseniz de beğenme, beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Siz beğenmemeleri göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Onun e, sayesinde işte bu video olmuş veya olmamış gibi yorum yapabilirim. Bu önemli. Beğendiyseniz ben tuşu beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Onun dışında yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın. işte nasıl içerikler çekelim. Çünkü artık bildiğiniz gibi ranked oynamıyorum yani. O yüzden böyle troll içerikleri öneracağım. Onu söyleyeyim. Troll içerikler çekmeye çalışacağım. ve videoların sıklığı da azaldı. Bir süre daha böyle devam edecek. Nereye kadar ben de bilmiyorum. Onun dışında da şimdi diyeceklerim bu kadar da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki video sezon 7 gelir gelmez karşınızda olacak. Bay bay.